Hemen uzak. Evet. Bugün şu sohbetimizi yolda gelirken Kur'an'dan bir ayet hatırıma geldi. Onu konu etmeyi düşündüm. Konularımızla bağlantısı içinde. Kur'an'ın son surelerinden bir surede "Ey insan, seni aldatan nedir?" mealinde. Aslında Arapçası da çok güzel. "Ya eyyuhel insan, me garrake bi rabbikel kerim." Buradaki şey benim için çok anlamlı. Yani "ey insan" diye Türkçe'ye çeviriyoruz ama Arapçası çok daha dolu bir şey. "Ya eyyuhel insan." Yani "ey insan." Aslında buradaki, bak çok dikkat et. Sana gerçek kimliğin üzerinden hitap ediyorum diyen bir ayet. Yani gerçek kendini hatırlayarak buna bak. Sen çok özel bir biçimde var edilmiş, özel bir biçimde yaratılmış, en güzel kıvamda yaratılmış. Yani diğer ayetleri de düşündüğünüz zaman kişiyi, insanı daha doğrusu diyelim, o en doğal, en hakiki, yaratıcı ile en doğal bağı içinde olan insan olarak tanımlıyor. "Ya eyyuhel insan." Ey insan. Ama nasıl bir insan? Anne babanın ürünü olan bir insan değil. Topraktan gelmiş, toprağa gidecek bir insan değil. İşte hastalanan bir bedene sahip olan bir insan değil. Allah'ın sonsuz ilminde var olan insan ve Allah'ın sonsuz ilminde var olup kudretiyle ve hikmetiyle inşa ettiği insan. O yüzden ayetin o Arapça ifadesini, hani deyim yerindeyse, Türkçe'ye çevirmek biraz zor olacak ama kastedilen şey bu. Ey insan, ya eyyuhel insan. Bu aslında bir, aynı zamanda hani bir şeye dalıp gitmiş olan bir insana hatırlatıcı bir nida ifadesini de anlatır. Yani bir şeye biri dalmış ve ona sen hem bir uyarıda, hem bir hatırlatmada, hem de bir müjdede bulunuyorsun. Dikkat et, sen insan, hani ne olduğunun farkında mısın dercesine insana bir hitap var. Ve bu çok önemli bir şeydir. O yüzden insan, hani bazı böyle, ne diyelim, Kur'an'ı veya İslam'ı böyle küçümsemeye çalışan bazı insanlar vardır. Böyle insanın Kur'an'da böyle çok berbat bir varlık gibi yaratıldığını, hatta benim tanıdığım biri vardı. Yani derdi ki, ha bir köpek, ha bir insan. Yani insanın Kur'an'daki kıymeti budur gibi çok yanlış bir yerden bakardı. Halbuki insan gerçekten Allah'ın hitabına, Allah'ın sevgisine, Allah'ın ilmine muhatap olan bir varlık. Böyle bir varlık olarak insan tanımlanıyor. En güzel kıvamda yaratılmış olan bir varlık. Bu arada şunu da parantez içi hatırlatalım. Kur'an'da insanla ilgili birçok olumsuz ifade kullanılır. Bunlar bu bahsettiğimiz hakiki yaratılış fıtratını idrak edemeyen, bunu unutan insanın halidir. Mesela işte insan acelecidir. İnsan tartışmacıdır. İnsan nankördür. İnsan aldatıcıdır gibi birçok olumsuz ifadenin buradaki "ya eyyuhel insan" hitabıyla
aynı olmadığını hatırlamaya ihtiyacımız var. O hitaplar ile bu hitap aynı şey değil. Bakın aslında o da insan, bu da insan. Ama birisi Yaradan'daki kendiliği hatırlamaya çağrılan insandır. Yani hani bazen şey olur böyle, bazı anne baba olur. Mesela çocuğu işte yetişkinlik çağında veya ergenlik çağında çok yanlış yollara gider. İşte madde bağımlısı olur, serseri olur. Birçok yanlışlar yapar. Mesela o anne babanın ne diyelim, hayalinde onun o masum hali vardır. O küçükken elini tutan, konuşan, dertleşen, sarılan, sahiplenildiğini hisseden, bir derdi olduğunda derdini ifade eden o masum çocuk vardır. O işte diyelim ki madde kullanan veya çok serserilik yapan, her türlü aşırılığa kaçan, evet aynı görünürde ikisi de aynı çocuktur yani, isimleri aynı, bedeni aynı vesaire, ama nasıl ki o annenin veya babanın bilincindeki o masum çocukla şimdi serserilik yapan çocuk aslında birbirinden de aynı zamanda çok farklıdır. İsimleri aynıdır, bedeni aynıdır ama halleri çok farklıdır. İşte Kur'an o gerçek kendimizi unutup da yanılgıya düşen halimizin sonuçlarını anlatır bazı ayetlerde. İşte insan gururludur, kibirlidir, acımasızdır, tartışmacıdır, nankördür, her şeyi kendi için ister, bencildir, acelecidir, çok şey anlatılır. Onlar asla insanın doğal fıtratı değildir. Fıtratını unuttuğunda sergilediğin şeylerdir. Bu ayette aslında insan o en fıtri ve en doğal haline vurgu yapılarak hitap ediliyor. Hani bazen diyelim ki serseri bir çocuğun olur ama sen dersin ki ona, yavrucuğum, benim güzel evladım. O nedir? O onun en doğal halidir. Onu şu anki haliyle tanımlamazsın. Şu anki halini görürsün ama ona o en doğal haliyle hitap edersin. Tıpkı bunun gibi. Aslında bu ayet bunu ifade ediyor. Ya eyyuhel insan, yani ey fıtratında olması gerektiğini hatırlayan, hatırlaması gereken insan. Bu insanoğlu için çok önemli bir şeydir. O yüzden biz kendimize ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Yani sen kimsin? Sen kimsin denildiğinde bu hitabı hatırlamalısınız. Ben Allah'ın sonsuz ilim, irade, kudret ve hikmet sahibi olan Allah'ın hitap ettiği bir varlığım. Böyle bir varlıksın. İnsan bunu hatırlamalıdır. Kendine hatırlatmalıdır. Neden? Çünkü bunu çoğunlukla unutmaktadır. Ve ayet devam ettiğinde seni, bazıları ayeti meallendirirken seni gururlandıran nedir diye çeviriyorlar ama Arapça'da ki o kelime bizim Türkçedeki gurur anlamına gelmez. Gurur da insanı yanıltan bir şeydir, o ayrı bir konu. Ama ayetin o kelimesi, yani Arapça'da seni kim kandırdı, seni kim aldattı, yani seni kim yanılttı, kim sana bir şeyi yanlış olarak hissettirdi, düşündürdü ve bu neyle ilgilidir aslında? Ayetin başına bağlayarak söylüyorum. Senin benim özel ve özenle yarattığım bir varlık olduğun algısını kim sana unutturdu? Bu farkındalığı kim sana kaybettirdi? Kim seni
kendinle ilgili başka bir algıya yönlendirdi. Kim seni aldattı bu konuda? Sen bana ait ve benim ne diyelim, ayetin ifadesini kullanalım, birçok ismi talim ettiği, birçok şeyi öğrettiği, birçok şeyi idrak edebilme becerisi ile var ettiği bir varlıkken seni kim aldatıyor da işte ben önemsiz biriyim, ben çok mutsuzum, beni kimse anlamıyor, hayatta hiçbir şey beceremedim, yeteneksizin tekiyim, beceriksizin tekiyim diye sana bu sahte kimlikleri kim verdi? Ne seni aldattı? Şeklinde çok önemli ve çok üzerinde düşünmemiz gereken güçlü bir vurgusu var. Hani bazen işte kendimizi maddi fakirlikle tanımlarız. İşte ben çok maddi imkanları olmayan biriyim. Kim beni beğenir ki deriz. İşte herkes çok güzel yaşıyor ama ben istediğim gibi yaşayamıyorum diye bazen maddi sıkıntılara vurgu yaparak kendimizi tanımlarız. Ve ne olur o durumda? Mutsuz hissederiz kendimizi. Değil mi? İnsanlar tırnak içinde çok güzel yaşıyorlar. Ben istediğim gibi yaşayamıyorum gibi. İstediğim şeyi alamıyorum. Ya bu sadece istediğim şeyi alamama durumu yaşıyorum. Bakın, ben istediğini alamayan biri değilim. O yüzden diyoruz ki kendinizi hiçbir şeyle tanımlamayın. Bunu derken neyi kastediyoruz? Bunu derken örneğin ya ben ailesi tarafından sevilmeyen biriydim diye bir tanım yapmayın. Çünkü bu tanımı yaptığınız zaman bu kendinizle ilgili bir tanım anlamına geliyor. Şunu diyebilirsiniz. Dünyaya geldiğimde içinde bulunduğum aile bana yeterince sevgisini hissettirmedi. Bakın bu nedir? Bu bir olgu tanımıdır. Bu bir kimlik tanımı değildir. Ama dikkat edin, biz ne yaşarsak yaşayalım onu kimliğimize dönüştürüyoruz. Biyolojik anlamda bir evlat dünyaya getiriyorsunuz. Ben anneyim, anne oluyorsunuz. Dikkat edin, Kur'an'da hatırlamıyorum. Yani, ey anneler gibi bir tabir bile olmayabilir yani. Hani Allah annelere hitap etmiyor, Allah babalara hitap etmiyor. Allah tırnak içinde sevgilisini kaybetmiş ve eşinin duyarsızlığına maruz kalmış bir kimseye hitap etmiyor. Allah insana hitap ediyor. Ama sen kendine nasıl hitap ediyorsun? Ey şanssız ben, ey mutsuz ben, ey anlaşılmamış ben, ey sevilmeyen ben. Sen kendine nasıl hitap ediyorsun? Kendini ne olarak tanımlıyorsun? Neyin üzerinden tanımlıyorsun? Mesela yani Kur'an'da peygambere ey anlaşılmamış peygamber gibi bir hitap var mı arkadaşlar? Anlaşılmamış olduğu söylenebilir. İnsanlar sana şöyle diyorlar, böyle diyorlar diyebilir. Orada bir olguyu anlatıyor Kur'an-ı Kerim, değil mi? Ama ey anlaşılmamış peygamber demiyor. Ey hiçbiri tarafından onaylanmamış peygamber demiyor. Hatta Hazreti Yunus tebliğine karşılık bulmadığı için kızıyor ve kavmini terk ediyor. Allah onu uyarıyor. Neden? Çünkü sen o benlikle özdeşleştin. Veya yaşadığın o olayda nefsinin hissettiği bir duygu durumuyla özdeşleştin. Yani dedi ki bir nevi, ya bu kavim beni anlamıyor, ben bunları bırakacağım ya, anlaşılmadığım yerde yaşamak istemiyorum falan diyor. Anlatabildim. Ama Allah ne diyor? Yani anlaşılmadığın bir yerde niye yaşamayasın ki? Anlaşılmadığın bir yerde seni oradan kaçırtan nedir? Seni
O durumda kötü hissettiren nedir? Niye böyle hissediyorsun? Böyle hissetmeni gerektirecek bir durum yok. Orada sadece bir olgu var. Tebliğ ettiğin şey anlaşılmıyor. Bu kadar. Ama bakın, ben anlaşılmayan biriyim, bu başka bir şey. Bu kendilik tanımınızdır. Kendinizi ne üzerinden tanımladığınıza dikkat edin. Mesela ben mutsuzum dediğinizde mutluluğun için, mutsuzluğun içinden kendinizi tanımlıyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Oradan kaçacak mısınız? Hayır. Mutsuzluk duygusuna bakacaksınız. Bu duygu niye ortaya çıktı? Diyelim ki anlaşılmama durumu yaşadım. Evet. Ve anlaşılmama durumu bir mutsuzluk duygusunu tetikledi. Çok otomatik olduğun için veya o an çok bilinçli olmadığın için bir anda mutsuzluk duygusu ortaya çıktı. İkinci hatayı yapıyorsun. Yani ilk hata neydi? Çok farkında olmadığın bir anda bir olay yaşadın. Çok farkında olmadığın için psikolojik bünyende ortaya çıkan duygu çok güçlü çıktı. İkinci hata ne? Kendini onun üzerinden şimdi tanımlıyorsun. Çok mutsuzum. O zaman ne oldu? Sen mutsuz bir kişisin. Üçüncü hata ne? Nasıl mutlu olabilirim? Gittikçe uzaklaşıyoruz. Kendimizden gittikçe uzaklaşıyoruz. Nasıl mutlu olabilirim? Bunu kime soruyorsun? Mesela Allah'a mı soruyorsun? Nasıl mutlu olabilirim? Hayır. Bunu o mutsuz benliğe soruyorsun. Ve onun yanı başındaki bir başka bilinçsiz benliğe soruyorsun. Mutlu olmak için ne lazım? Mutlu olmak için ne yapmalısın? Muhatabına kendini anlatmalısın veya işte sevilmelisin, onaylanmalısın, seni sevecek birini bulmalısın, seni takdir edecek birini bulmalısın. Tırnak içinde söylüyorum. Sana iyi gelecek birini bulmalısın. Bu sefer ne oldu? Algı tamamen dışa odaklandı. Dışarıya tamamen odaklı bir kişiye döndün. Ve artık senin için mutluluk mümkün değil. Yani gerçek mutluluğun ne olduğunu zaten kaçırdın. Onun aldatıcı bir gölgesine yapışıyorsun. O aldatıcı gölgeye yapışıyorsun. Bazen yakaladığını falan zannediyorsun ama o hep kaçıyor. Hiçbir zaman gerçek anlamda mutluluğu bulamayacağın bir hikayenin içine düşüyorsun. Eğer buna devam edersen ömür boyu o hikaye devam edecek. Peki neden? Çünkü bakın ayet çok güzel ifade ediyor bunu. Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani sen terk mi edildin? Sen unutuldun mu? Sen anlaşılmadın mı? Seni anlayan bir Allah var. Seni hiç terk etmeyen bir Allah var. Sana değer veren, daha doğrusu seni değerli kılan bir Allah var. O yüzden ayet diyor ki, Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani sen hangi benliğin aldatıcı tuzağına düştün ki sana senden daha yakın olan, sana sonsuz keremi olan, ikramları olan, lütufları olan ve bunlar her an seninle olan şeyler. Mesela Allah beni her an sever. Bazen sever, bazen de sevmez. Bazen unutur. Öyle bir şey yok. Her an seni seven, her an şah damarından yakın olan, ne zaman? Her an. Sonsuz kerem sahibi Allah'a karşı seni aldatan nedir? Seni aldatan dışarıdaki bir şey değil. O yüzden ben hayatımda böyle işte biri bana beni hayal kırıklığına uğrattı, biri beni anlamadı, biri beni unuttu, biri beni terk etti deyince yani içimden doğal olarak şu gelir. Ne var bunda?
problem olan ne? Yani problem olan ne? Problem olanı göstermek istiyorum aslında. Çünkü problem yaşadığın olay değil. Problem o olayı yaşarken sende ortaya çıkan bir duygu ve düşünceye kendin olarak bakman, kendin zannetmen. Ben nasıl hayal kırıklığına uğratılmış biri olabilirim? İşte ömrüm boyunca hayal kırıklığına uğratıldım. Sen böyle biriysen, yani sana kimse yardım edemez ki zaten. Senin bu yanılgıdan kurtulman lazım. Çünkü bugüne kadar herkes seni hayal kırıklığına uğratmışsa, yarın öbür gün seni hayal kırıklığına uğratmayan birini de bulsan, kafanın arkasında o benliğin, aklının köşesinde acaba bu da beni hayal kırıklığına uğratır mı düşüncesi, kaygısı ortaya çıkacak. Sen bundan nasıl kurtulacaksın? Sen yanlış bir kimlikle, yanlış bir kendilik bilinciyle yaşıyorsun bu hayatı. İşte ayet bize bunu hatırlatıyor. Ey insan, yani önce diyor ki dur ve dikkat et, sen kimsin? Sen Allah'ın ey insan hitabına muhatap olan bir varlıksın. Bak sana ey üzülmüş olan, ey acı çekmiş olan, ey mağdur edilmiş olan, ey kendisine yalan söylenen, ey annesi babası tarafından görmezden gelinen, ey annesi veya babası çocukken ölen, böyle bir şey demiyor sana bak. Bunun üzerinden seni tanımlamıyor. Çocukken annen veya baban ölmüş olabilir, hatta onları görmemiş bile olabilirsin. Baban sen doğmadan da ölmüş olabilir. Hatta annen seni doğururken ölmüş olabilir. Bunlar hepsi nedir? Hepsi deneyimdir. Hepsi yaşadığımız olgulardır. Ama ne zaman ki kendimizi bunların üzerinden tanımlarız? Mesela düşünün, hayatında hiçbir dürüst insan görmemiş biri olsanız ne olur? Bir içeriden biri diyor ki çok berbat olur. Hani böyle hiçbir şeye güvenemem yani. Hani bastığım yer bile hani sağlam gelmez bana gibi bir benlik inşa etmişseniz hayata onun üzerinden bakacaksınız. Ve acaba hayatta beni kim onaylar? Kim bana doğruyu söyler? Gerçekten onun doğru söylediğinden nasıl emin olabilirim? Bugüne kadar doğru söyledi ama yarın yalan söylemeyeceğini nereden bilebilirim? O kadar uzun bir hikayesi vardır ki o benliğin. Size rahat yüzü vermez. İşte sizi aldatan örneğin budur. Allah'ın bizi her an sevdiğini nereden anlıyor? Allah'ın bizi sevdiğini nereden anlıyor? Şöyle, yani eğer bunu soran benlik sevgiyi istediği şeylerin olup olmaması üzerinden algılıyorsa, örneğin ne diyecektir o? Allah beni sevmiyor. Sevseydi istediklerimi yapardı. Veya sevseydi beni böyle bir ailenin içinde yaratmazdı. Böyle bir babam veya böyle bir annem değil de şöyle bir annem, şöyle bir babam olurdu gibi. Dolayısıyla Allah'ın bizi sevdiğini nereden bilebiliriz'i sormadan önce bunu sorana bakmanız gerekir. Çünkü bunu soran da sizi aldatıcı olan benliklerden biri olabilir. O yüzden eğer kendi kendinizi yaratmadıysanız, kendi kendinizi var etmediyseniz, sizi var eden, yaratan bir kudret var. Yaratan ve var eden kudret sizi sevmemezlik edemez yani. Bu imkansız olan bir şeydir. Benim bu soruya verebileceğim en net ve keskin cevap budur. Yani
Allah benim hiçbir isteğimi yerine getirmesin. Hep karşıma kötü insanlar çıksa, annem babam beni hiç sevmemiş olsa, insanlar hep beni yanıltmış olsa, ben yine de aklımın ucundan bile Allah'ın beni sevmediğini düşünmem. Neden? Çünkü Allah'ın sevmesi bunlarla ilişkili değildir. Bakın hep peygamberden örnek veriyoruz ki anlaşılsın. Yani peygamber büyük sıkıntılar, zorluklar, mahrumiyetlerle karşılaşmıştır. Yani hiçbirinde aklına şu gelmemiştir. Ya Allah beni seviyorsa benim başıma bunlar niye geliyor? Şimdi bunu kim der? İşte bunu sizi aldatan benliklerden biri diyebilir. O yüzden hep diyoruz ya, Allah nefsinin Allah'ı mı, ruhunun Allah'ı mı? Oraya öncelikle bakmam gerekir. Örneğin Mekke'den bir nevi uzaklaşmak durumunda kalan, Taif'te taşlanan ve Mekke'ye giremeyen, bakın giremeyen bir peygamberin aklına şu gelmemiş. Ya Rabbi beni seviyorsan, diyoruz ya Habibullah, işte öyle bir olduğumu söyleniyor. Hani seni peygamber olarak seçtim, şu bu vesaire. Ne Mekke'ye girebiliyorum ne Taif'te kalabiliyorum. Öyle arada kaldım yani. Öyle mi diyor? Yoksa ya Rabbi sen benden razıysan hiçbir şeyin ehemmiyeti yok mu diyor. Ve oraya yani Mekke'ye tekrar Müslüman olmayan bir adamın kefaletiyle giriyor. Çünkü Araplarda böyle bir gelenek var. Bugün bile bazı Arap ülkelerinde iş yapmaya kalksanız sizden bir kefalet istenir. Yani sana burada kim kefil diye sorulur. Böyle bir gelenek var. Ve birisi peygamberimize kefil oluyor da öyle Mekke'ye giriyor. Kim bu kişi? Yani Mekke'ye giren, bu şekilde giren kim? Allah'ın Resulü. Peki Allah'ın Resulü'nün aklından şu geçiyor mu? Allah beni sevse beni bu duruma koymazdı. Bana bu durumu yaşatmazdı. Diyor mu? Demiyor. Peygamber ama hani peygamber giysisi vermiş olduğu için ve hani vahiy dağılmış olduğu için bunda diğer insanlar aynı şekilde kıyas yapılabilir mi? Evet, kesinlikle yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Çünkü bakın mesele vahiy almak değildir burada. Biz biraz belki orayı kaçırıyoruz. Mesele vahiy almak değil. Mesele senin kendini bilmendir. Peygamber kendini bildi, ondan sonra vahiy verildi. Eğer size şu an vahyedilse emin olun, acaba bu doğru mudur, yanlış mıdır ya da egonuz şişer, yine egonuzla vahiy alırsınız yani. Kusura bakmayın, hani bunu açık söylemek durumundayız. Yani biz herhangi birimiz şu an hani farz-ı misal, öyle bir şey olmaz da, vahiy alsak yani ya kafayı yeriz, ya birilerine üstünlük taslarız, ya şüphe ederiz. Anlatabildim. O yüzden konu vahiy almak değil. Konu peygamberin kendini bilmiş olması. Kendini bildi, ondan sonra vahiy aldı. O yüzden biz peygamberin bütün yönlerini, vahiy alma fonksiyonu dışında bütün yönlerini kendimiz için örnek kabul ederiz. Onunla bizim aramızda bir fark yoktur. Sen kendini bildiğin anda peygamberin ne idrak ettiğini, ne yaşadığını anlamış olursun. O yüzden zaten peygamber niye geliyor ki? Ya peygamber bana nasıl vahiy alınacağını mı öğretiyor zaten? Öyle bir şey mi öğretiliyor? Yok. Peygamber ne için gelmiş? Kendini hatırlaman için gelmiş. Sana kendini hatırlatmak için gönderilmiş. Sen kendini hatırlayacaksın. Biz peygambere salavat getirirken bile kendimizi hatırlamak için bunu getirmeliyiz. Bak
alemlerin salat ve selam getirdiği bir varlık o. Sen de böylesin kendini hatırlarsan. Sen meleklerin selamına muhatap olan bir varlık olursun. Ama dikkat edin. Bunun için de kendini hatırlamazsın. Dikkat edin buraya. Sen Allah'ın sade alnı secdede en küçük bir nimete dahi sonsuz şükür içinde olan, hiçbir şeyden kendine pay çıkarmayan bir varlık olarak Rabbinle ilişkilisin. Yani onun hiçbir şeyi kendine ait görmeyen, çünkü zaten değil. Hani biz bazen diyoruz ki hiçbir şeyi kendine ait görme. Sanki hani sana ait bir şeyler var ama öyle görme. İşte çocuk sana ait ama öyle bakma. Bunu kastetmiyoruz. Çocuk sana ait değil. Senin öyle zanneden bir egon var ya, öyle görüyor ya kendine ait. Öyle görme. Aslında bu şu demek. Öyle göreni bırak demek aslında. Biz o öyle göreni bırakmadan sürekli onun elinden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Bak, bu çocuk senin değil. Bu eş senin değil. Bu bahçe senin değil. Bu ev senin değil. Bu gösterdiğin merhamet senin değil. Bu yardımseverliğin senin değil. Bu bildiğin ilimler senin değil. Sürekli elinden bir şey alıyoruz. Biz bir şey alıyoruz. O gene bir şeyler toplamaya çalışıyor. Halbuki neye ihtiyacımız var bizim? O bir şeyler bana ait. Yani hani bazen çocuğun elinden bir yere gitmiştir bir misafirliğe. Eline 5-10 tane oyuncak verilmiştir. Dersin ki hadi artık gidiyoruz. Bunu bırakalım. Hangisini? Bak bunu bırak, bu senin değil. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Bunu da mı bırakayım diyor. Onu da bırak. O da senin değil. Bak, bir ego var, bir şey sahibi olmak istiyor. Bir şey benim demek istiyor. İşte o seni aldatıyor. Yani şimdi benim hiçbir şeyim yok mu? Yok deyince, o zaman ben diyor böyle bir şey istemiyorum diyor. Böyle bir kulluk istemiyorum diyor. Bütün iyilikler Allah'ın mı? Bu kulluk hoş değil yani. Bazı iyilikler de benim olmalı yani. Ben yaptım demeliyim. Bunun üzerinden alacak hesabım olmalı. Mesela şunu düşünün. Mesela bir insan size sen benim için hiçbir şey yapmadın dediğinde, eğer içinizden bir şey kımıldıyorsa, ya olur mu nanköre bak diyorsanız, siz bilinçsiz bir nankörsünüz demektir. Ben hiç kimse için bir şey yapmış olamam ki. Ben hiç kimse için iyilik yapmış olamam. Hiç kimseyi kendi varlığım üzerinden sevmiş olamam. Sevmişsem o ilahi sevginin bir ışıltısıdır. O ilahi sevginin bir koludur. O sonsuzluktan gelen bir ışıltıdır. Bir parıltıdır. Bir insan size benim için hiçbir şey yapmadın diyorsa, hatta bununla ilgili tasavvufta bazı menkıbeler anlatılır. İnsana biraz garip gelir. İşte adamın biri bir şeye, tasavvuf yolculuğu yapan birine der ki, işte sen benim için hiçbir şey yapmadın. Adam orada birden aydınlanır. Bu adamın dediği doğrudur, yanlıştır değil. O ona bir şey hatırlatıyor. Yani biri size sen benim için hiçbir şey yapmadın dediğinde, siz farkında olsanız o konuda aydınlanmış olursunuz. Dersiniz ki evet ya, hakikaten doğru söylüyorsun. Bak, çok büyük bir farkındalığa vesile oldum. Hakikaten ben senin için ne yapmış olabilirim ki? Benim eğer yaptığım iyi güzel şeyler varsa hepsi Allah'a ait. Doğru söylüyorsun. Ben senin için hiçbir şey yapmış değilim. Ve gerçekten bana bunu hatırlattığın için çok teşekkür ediyorum. Beni büyük bir yükten kurtardın. Çünkü bu bir yüktür. Sizi kandırır. Sürekli İşte kimse yaptığımı hatırlamıyor. Kimse onlar için neler yaptığımı bilmiyor. İşte çoluk çocuğunuzla ilgili, eşinizle, onunla bununla ilgili. İşte bu yük değil mi? Ve sürekli böyle
boynu bükük veya kızgın veya alıngan veya kırgın, işte kimse kıymet bilmiyor. Herkes vefasız. Seni bunlar hepsi Rabbine karşı aldatan benlikler. Eğer hayatta bir insana vefasız diyorsanız, bu sizin Allah'a karşı vefasızlığınızın bir yansımasıdır. Neden? Ya ben kimseye vefalı değilim. Eğer bende bir vefalılık görüyorsan, bu Allah'ın bir tecellisidir. Ondan gelen bir yansımadır. Ben onun takdirine, ilmine, sevgisine, şefkatine, merhametine ayna olduğum için şükrederim. Aynanın kendisinde ışık var mı? Yok. Aynanın kendisinde bir şey var mı? Yok. Ayna ne yapıyor? Kendisine yansıyanı hem yaşıyor hem yansıtıyor. Senin halin bundan ibarettir. Ve bu, dikkat edin, Allah'ın senin elinden bir şeyi alması değildir. Allah'ın seni özgürleştirmesidir. Çünkü sen kendini onlara bağlıyorsun. Ben nice kadın erkek, anne baba, nice insanlar görmüşümdür. Hikayelerinin yarısı şudur: hayırsız evlat. Ya ben Rabbimin hayırlı bir kulu olmaya çalışıyorum. Benim başka bir hikayem yok. Yani evladım hayırlı olmuş, hayırsız olmuş. O kendine ait bir şey. Bu benimle ilgili bir şey değil ki. Benimle ilgili olan bir şey değil bu. Ben Allah'ın verdiği şeylerle evladıma bir pozitif tutum sergiliyorsam, ben ondan bir şey beklemiyorum ki. Öyle bir şey bekleyebilme zeminim yok. Bakın, hani bunu böyle yüce gönüllülüğümüzden yapıyor değiliz. Hakikat bu olduğu için böyle. Yani ben kimseden bir şey beklemiyorum. Yani beklemeye hakkım var ama beklemiyorum değil. Beklemek gibi bir hakkım yok. Böyle bir şey yok. Aslında bunu hak olarak gören farkında değil. Hak olarak gördüğü şey onun en büyük yükü aslında. Neden en büyük yükü? Ömrüm boyunca çocuğundan küçük bir yanlış tutum gördüğünde o aklına takılan bir hikayeye döner. Bak, çocuğum böyle dedi, öyle yaraladı ki beni dersin. O yüzden idrak edeceğimiz en temel şey, kendimizi Allah'la bağlantılandırmaktır. Ve bütün bağları bu anlamda kesmektir. Fiilen bağlantılarımızı kesmekten bahsetmiyorum. Bilinç olarak, yani ben kimsenin karısı değilim, kimsenin kocası değilim, kimsenin evladı değilim, kimsenin anne babası değilim. Bunlar Allah'ın dünya hayatında bu sürecin yürümesi için koyduğu bir kısım geçici olgular yani. Buyurun. Topluma bize verdiği roller var. Dediğiniz gibi kimsinin kızıyım, kimsinin eşiyim, annesiyim, gelinim falan. İşte bu anlattığınız bilgiler ışığında, kadın bilgiler ışığında kendinizce böyle bir benliklerden sıyrılmaya çalışıyoruz. Hani bir gözlemlemeye çalışıyoruz hayatı ve etrafı. Bu sefer ne oluyor? Daha çok içimize kapanıyoruz. İnsanlardan biraz uzaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü onlarla yaşadığımız olaylar o kadar sıradan ve basit gelmeye başlıyor ki zamanla. Hani bu sefer de hiç kopamıyoruz çünkü hayatın bize verdiği sorumluluklar var. O da bir benlik. Yani o insanlardan uzaklaştıran ne seni? Onlarla yaşadığımız o ilişki seviyesi. Sen o musun? Tamam, sen o musun? Yani peygamber çünkü insanlarla konuştu. Amcası ona düşman oldu. O defalarca gitti. Yani şey mi oldu? Ben işte amcama anlattım, zannettim ki işte en yakının kimdir? Zaten babam ölmüş, amcam var, babam yerine koymuştum. Anlattım ona, o da karşı çıktı, lanet olsun falan mı dedi?
O da bir benlik olur. Oraya da dikkat edin. Ben Allah'a ait bir varlığım. Sen Allah'a ait bir varlık olarak Allah'ın yarattığı mahlukata, insan, hayvan, bitki ne olursa olsun, onlara Allah'ın nasıl davranman gerektiğine dair bir bilgisine sahip değil misin? Değil mi? O şuurla insanlarla iletişim kurmalıyım. Yoksa işte insanlar bencil, insanlar şöyle, insanlar böyle, bir bakıyorsun böyle küsmüş, insanlarla konuşmak istemeyen, ya işte insanlar bana çok rahatsız edici geliyorlar, bıktım, insan görmek istemiyorum. Sen bu musun? Bu da aldatan bir benlik. Bu da takıldığın bir benlik. Bak, tek tanımın var. Sen Allah'ın yarattığı, var ettiği ve birçok nitelik, sıfat yansıttığı bir varlıksın. Rahmetini, bakın Kur'an'da peygamberle ilgili ne diyor Tevbe suresinin sonunda? Rauf ve Rahim diyor. Rauf ve Rahim kimin isimleri olarak biliyoruz? Allah'ın, değil mi? Peki peygamberde ne oluyor bunlar? Çünkü peygamber Rauf ve Rahim isimlerinin, yani hakikatlerinin yeryüzündeki en mükemmel alıcısı ve yansıtıcısı. O yüzden Allah ona sen Rauf ve Rahim'sin diyor. Müminlere merhametle davran. Onlar yanlış yaptıklarında onlara sert davranma, şefkat kanatlarını ger diyor. Dolayısıyla hangi benliğin hikayesini dinlediğimize bakmamız gerekiyor. Burada kastettiğimiz şey insanlardan kopmak, insanlardan ayrışmak değil. Kendini insanlarla ilişkilerin üzerinden tanımlamamak. Sen insanlarla olan ilişkilerin üzerinden tanımlanan bir varlık değilsin. Yani kim seni seviyor bu dünyada? Ne bileyim. Seven seviyordur, sevmeyen sevmiyordur. Onun çetelesini tutmana gerek yok. O senin alanın değil. Seni ilgilendirmez. Kim beni seviyor? O aldatan bir benliktir. Çünkü o benlik diyor ki, seni seviyorlarsa varsın ve değerlisin. Sevilmiyorsa öl daha iyi. İşte bu kerim olan Rabbine karşı seni aldatan bir benliktir. Neden? Çünkü Allah seni sevmiş de var etmiş. Hani sevdiğini nereden biliyorum? Çünkü yaratmış. Hem de özel bir yaratım, ruhundan üflediği, niteliklerle donattığı, yani deyim yerindeyse hani donanımı güçlü bir aletsin sen. Güçlü bir donanıma sahipsin. Sonsuz merhameti hissedebilirsin. Sonsuz şefkati hissedebilirsin. Beklentisiz bir şekilde hayata ve insanlara Allah'ın verdiklerini yansıtabilirsin. Mesela anne babalık insanı erdirebilecek bir şeydir. İnsanı çok kapkaranlık benliklerin içinde hapsedecek bir olaydır aynı zamanda anne babalık. Bu sizin tercihinize bağlı. Ya sen bir çocuğa işte diyelim ki anneysen doğuruyorsun, bakıyorsun, babaysan işte elinden gelen bütün çabayı gösteriyorsun vesaire ve hiçbir beklentin yok. İçeride beklentisi olan benlikler olunca onları görüyorsun. Çünkü insanın en çok beklentili olduğu kişiler kimlerdir? Tırnak içinde en çok verdiği değil, en çok verdiğini zannettiği kişilerdir. Sen kimseye bir şey vermiyorsun. Bak, yani ne anlamda vermiyorsun? Kendinden bir şey vermiyorsun. Ben kendimden hiç kimseye bir şey veremem. Çünkü kendimde yok. Ama Allah'tan geliyor ve verebilirim. Merhametimi verebilirim, şefkatimi verebilirim, anlayışımı verebilirim, sabrı verebilirim.
Allah'tan idrakinize yansıyan ilmi verebilirim. Ama bunlar benim verdiğim şeyler değil ki. Değil mi? Benim verdiğim demem için onun gerçekten benim olması lazım. Benim olan bir şey yok ki. Benim olan bir şey olsa vereceğim. Yok ama. Öyle bir şey yok. İyi ki de yok. Başıma bela olacak çünkü. Hani o ilahi şuurla verebilsen öyle bir şeyin de yok. O yüzden sizi aldatan nedir? Bunu keşfetmeye ihtiyacınız var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Beni aldatan nedir? Mesela ben diyorum ki seni benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. Ne yapıyorum aslında? Kendimi biriyle olan ilişkim üzerinden tanımlıyorum. O ilişkiyi korumak için aşırı bir biçimde gayret gösteriyorum. Abartılı bazen davranıyorum. Aslında bir benlik bana tuzak kuruyor. Ya ben niye bir insanın üzerinden kendi varlığımı ve değerimi tanımlıyorum ki? Bu nasıl bir tuzak? Bu nasıl bir aldanış? İşte ayet diyor ki seni aldatan nedir? Ve dikkat edin, şu da benim için anlamlı ve önemli. Me garrak ediyor. Aldatan nedir? Kimdir demiyor. Çünkü hiç kimse seni aldatamaz. O senin içinde ben dediğin şey de gerçek değil. O da bir kimse değil. Dolayısıyla seni aldatan şey sadece bir kurgudur. Farkında olmadığın şekilde kurguladığın bir şeydir. Mesela diyorsun ben başarılıyım, ben yakışıklıyım, ben güzelim, ben sevilen biriyim, ben bilgili biriyim, ben etkili biriyim veya bunların tam tersi, etkisizim. Kimse beni anlamıyor. O kadar ilim okudum ama kimse beni anlamaya çalışmıyor falan. Bir sürü hikaye üretirsiniz. Burada aslında hiçbir kimse yoktur. Burada bir kurgu vardır. Yani kurgulanmış benlikler tarafından aldatılıyoruz. Özeti bu. Kurgulanmış benlikler tarafından aldatılıyoruz. Mesela ben çocukluk hikayeme bakıp babam beni hiç takdir etmedi, hiç takdir edilmedim diye üzülürsem, ki babam beni hiç takdir etmemiştir, hani böyle bir deneyimim olmuştur, hatta kızgınlıkları olmuştur falan, ama ben kendimi bunun üzerinden tanımlayamam ki, ya ben babası tarafından hiç böyle takdir edilmemiş veya işte onaylanmamış, sevilmemiş veya yani sevmiş olsa da ben sevgisini hissedemedim, ne yapayım? Dolayısıyla ben sevgiyi hissedememiş biriyim diye böyle bir tanım üzerinden kendimi tanımlarsam ben bir kurgu üretmiş oluyorum. Bakın olay gerçek, bunun kendim olarak tanımlanması kurgu. Bu kurgu bizi aldatıyor. Bunu kendimiz olarak algılamak bizi aldatıyor. Dolayısıyla aldanış bir vehimden kaynaklanıyor, bir imajinasyondan kaynaklanıyor, bir kurgudan kaynaklanıyor. O yüzden çıkış da kolay. Çok basit. Bu ben kavramını bu olayların içinden çekin ve çıkarın. Sonra istediğiniz gibi anlatabilirsiniz olayları. Ama ben diye anlatmayın. Ben sevilmeyen bir çocuktum, ben anlaşılmayan bir çocuktum. İşte ben terk edilmiş bir kadınım, ben terk edilmiş bir erkeğim. Bunlar sahte şeyler. Hepsi sahte. Ve bizi aldatan bunlardır. Ben mutsuzum. Beni çek oradan, nasıl anlatırsan bana anlat şimdi. Ama ben olmasın orada. Yani o çünkü sen Allah'ın tanımladığı bir varlıksın. Sen yaşadığın olayların tanımladığı, yaşadığın olaylar üzerinden tanımlanan bir varlık değilsin.
Bak Allah seni kendi üzerinden tanımlıyor. Ona ruhumdan üfledim, ondan sonra secde edin dedim. Bedenini topraktan yaratıyor ama seni beden olarak tanımlamıyor. Sana bir beden verdim diyor ama seni beden olarak tanımlamıyor. Seni ruhundan üflediği bir varlık olarak tanımlıyor. O varlık olduğunda o zaman yaratılmış olan birçok şeyin aynı zamanda senin hizmetkarın olduğunu anlarsın. Ama bu sana hizmet etmeleri senin gururlanıp kibirlenmeni gerektirmez. Çünkü Allah onları senin emrine vermiş. O yüzden de hakiki insanda kibirlenecek, bir iyiliği, güzelliği, hayrı kendine nispet edecek hiçbir şey yoktur. Allah vardır, onun en güzel örneği olan peygamber vardır ve sen o peygamberin sana gösterdiği yol üzerinden Allah'a bir yolculuk yaparsın. Çünkü unuttu, tekrar hatırlamalısın. Allah seni unutmadı ama. Ama şimdi bir sahte bir benliğiniz olursa, Allah beni hatırlasa böyle olur muyum dersen, o sahte benliği çözümlemen lazım. O yüzden insanlar kolay kolay işte kötülük problemi dedikleri konuyu, işte başlarına gelen hadiselerin, musibetlerin niye geldiğini veya bunların o insanın değerine hiçbir zaman dokunmayacağını anlamıyorlar. Yani ben eğer Allah tarafından seviliyorsam ben niye bunları yaşadım diyor o zaman. Ama bak sen Allah'ın yarattığı bir varlık bilinciyle mi bunları yaşadın? Yoksa o çocukluk düzeyindeki psikolojik benliklerle mi yaşadın? İşte seni o çocukluğundan itibaren aldatan benliklere dikkat et. Onları sakin bir şekilde bırak. Ne olarak? Allah'ın özel olarak yarattığı değerli bir varlık olarak. Yani işte anneliği bıraktım, babalığı bıraktım, eşliği bıraktım, şunu bıraktım, bıraktım. Ben ne olacağım diyor. Ben ne olarak kalacağım diyor. Neden? Aslında bu soruyu kim soruyor? Bu soruyu kim soruyor? Sorusunun cevabını bile bulsanız çok aydınlanabilirsiniz. Çünkü o sahte benlik bir şey istiyor. Kendini tanımlamak için bir şey istiyor. Evet, kendini boşlukta hissediyor. Ama boşlukta hisseden kim? Gerçek sen değilsin. Bak, boşlukta hisseden var aslında. Yani eğer bir varlık olmasaydı geride, boşlukta hissetme duygusu bile olmayacaktı. Demek ki en temelde ne var? En zeminde varlık var. Sen o varlık bilincini anlamaya çalış. Sen o varlıksın. Varlığı Allah'a bağlı olan bir varlıksın. Onun farkında olmaya çalış. Hocam, bu noktada da hani insanları yönlendirecek olan bir şeye de ihtiyaç hissediyoruz. Mesela biz sizi şu an dinlerken evet çok güzel diyoruz. Hani onu hissedebiliyoruz ama acaba bize bir yönlendirecek bir şeye mi ihtiyacımız var? Mesela eski tasavvuftan tasavvufun içinde anlatılanlardan birikmiş ilişkisi. Hep uyaran, bir hatırlatan bir şey var ya. Hani bizim benliklerimiz o kadar çok ki bize bunu aktaracak bir şeye ihtiyaç hissediyoruz sanki hocam. Dalıp gidiyoruz. Yani onu şimdi, nasıl yapacağız? O böyle bir arayış çabasında olan benliğin işi değildir. Sen kendini hatırlamaya çalış,
her şey sana yol gösterici olabilir. Senin işin o değil. Evet, ya senin işin ya birini arayayım bulayım değil. Gerekirse seni arayıp bulurlar. O yüzden o benliği de bırakmak lazım. O benlik de bizi gereksiz bir şeyle meşgul ediyor. Anlatabildim. Yani bir insan, bir söz, kainatta gördüğün bir şey bile senin için aydınlatıcı olabilir. Yani bir kediye bakarsın, ya dersin şu kediye bak, hiç sahiplenmiyor yavrularını. Bu bile senin için çok açıklayıcı, çok farkındalık arttırıcı bir şeye dönüşebilir. Bir ağaca bakarsın, ağacın hani bak ben ne kadar güzel çiçek açıyorum demediğini fark edersin. Ve bu sana bir şey hatırlatır. Her şey ona ait. Sen de ona aitsin. Ve bu büyük bir özgürlüktür. Bu büyük bir farkındalıktır. Dolayısıyla hani bazen bir benliğimiz ortaya çıkar o bahsettiğiniz gibi. Ya işte ben bir şey bilmiyorum. Bana birinin anlatması, birinin beni aydınlatması gerekir gibi. Bu sefer birini arayan bir benliğe takılırsınız. İşte yıllardır arıyorum bulamadım. Hatta geçen biri demişti ya ben kendimi çok arayıp bulmaya çalışıyorum ama bir yerde de okumuş işte arıyorsan seni bulurlar. Halen biri beni bulmadı falan diyor mesela. Ya sen bununla uğraşmamalısın. Sen kendini fark etme yolculuğuna devam etmelisin. Bu sana yeter. Bunun ötesi aldatıcı bir şey olur. O yüzden bakın varlık bilinci bir şeyle örtülmezse o varlık bilinci hem size yeter hem de onun hiçbir eksiği yoktur. Hani dedik ya biraz önce ya işte boşluk hissediyorum. Ya bak o boşluk hissini bırak. Boşluk hissini bırakınca ne kalacak? Dikkat edin. Bir şey kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor diyen kim o zaman? Alayım. Kalmıyor diyen kim? Bir şey var ki orada cevap veriyor, kalmıyor diyor. Hiçbir şey olmasaydı bir cevap gelmezdi, değil mi? Bakın, varlık bilincinizin yani daha doğrusu varlık ne demek bunu bilmiyoruz. O yüzden varlık deyince böyle tanımlayacağımız evet bir şey arayan bir benlik var orada. Onu da bırak. Hiçbir şey kalmadı diyeni de bırak. Bak gene bir şey kalıyor. Yani ne yaparsan yap sende bir şey kalıyor. Anlatabildim. Ne yaparsan yap bir şey kalıyor. İşte o varlık bilincidir. Adı konulamayan. Neden adı konulamıyor? Çünkü tanımlayacağın bir sınırı yok. Ama sen tekrar yine o bir ego tuzağına düşüp ya ben böyle tanımlanabilir, çerçevesi belirlenebilir bir şey arıyorum dersen tekrar tuzağa düşersin. Bak her şeyi bıraktığında acıları, korkuları, hatıraları, hafızayı, boşluk hissini, hiçbir şey kalmıyor düşüncesini, hepsini bırak. Ne kalıyor? Bir şey kalıyor mu kalmıyor mu? Kalıyor, evet. Arkadaşımız bak güzel, huzur kalıyor. O neyin huzuru? O varlığın huzuru. O varlık hikayeler tarafından örtülmediği müddetçe senin tarafından hissedilir. Sen unuttuğunda da o var aslında. Yani sen unuttun diye o gitmiyor. Çünkü o küsen bir şey değil. Beni anlamadı diye bırakmıyor yani seni. Varlık hiçbir boşluk barındırmayan sonsuz bir şey. Ve o hiçbir zaman seni terk etmez. Zaten bizim varlık hissimiz onun varlığının
en parlak yansımasıdır. Ona aittir ve onunladır. O yüzden hani o sahte benlikler gittiğinde korkuya kapılmanıza gerek yok. Çünkü korkuya kapıldığınızda bu sefer şey diyorsun. Ya hepsini bana geri ver. Ben anneyim, babayım, çocuğum, benim annem babam var. İyi kötü hatıralarım var. Hepsini tekrar toplamaya çalışıyorsunuz. Çünkü hani o varlık hissinde olduğunuzda biri size sen kimsin dediğinde vereceğiniz karşıdakinin anlayacağı bir cevap yok. Değil mi? Şimdi varlık bilincinde olan birine sen kimsin dediğinde ne diyebilir? Bazen hiç olmak deniyor ya. İşte tanımlanabilir hiçbir şey manasına gelir o. Yoksa yokluk anlamına gelmiyor hiçlik. Yani size biri soruyor, sen kimsin? Hiç diyorsun yani, çünkü tarif edeceğim bir şey yok yani. Hiç, ne bileyim yani, ne diyeyim manasında bir şey o yani. Sen kendini işte anneyim babayım, bazen böyle şey oluyor, dayı oldun. Ne oldu? Olmasan eksiğin mi kalacaktı? Ya o bir olgu yani. Kız kardeşin varsa, onun da çocuğu varsa sana dayı diyorlar. Erkek kardeşin varsa, onun çocuğu olursa sana amca diyorlar. Bunlar senin varlığını tanımlayan şeyler değil ki. Çünkü her şeyden sıyrılır. Bunlar ölünce varacağız. Ama bunların ölümü bu dünyada da olabilir. Yani bunun için yarını veya ölümü beklemeye gerek yok. Hepsini bize alıyoruz ya belki. Evet. Bize öğretilen bir şey var galiba. Bir sorumluluk yüklenen, biz onu yanlış mı öğrenmişiz? Yani tam bir ezber var yani. Hani sen annesin ya, en iyi anne olmalısın. Sen işte kız, anne ve kızısın ya, en iyi kız olmaya çalışmalısın. Hani biz bunu İslam'la da bağdaşarak bakın, çelişiyoruz. Bunu varlık bilincinizle de yapabilirsiniz. Ama daha doğal yaparsınız. Anlatabildim? Yani varlık, ben varlığım, ben anne değilim. Böylece çocuk orada açlıktan ölsün, ben varlığım falan. Böyle bir şey değil bu. Hani varlık bir bebek gördüğünde annelik de yapar. Bir eş gördüğünde eş olmaklık da yapar ama o hiçbiriyle tanımlanmaz. İşte yaparken o kadar çok evet, şey yani, yoksa işte bak sen annesin, ben varlığım. Ben varlığım, anne değilim falan, bunu kastetmiyoruz. Sen varlık olarak annelik de yaparsın, babalık da yaparsın, eşlik de yaparsın, arkadaşlık da yaparsın, dostluk da yaparsın, öğretmenlik de yaparsın, çaycılık da yaparsın. Varlık hiçbir şey yapmaktan yüksünmez. Evet, o evet şeklini alır ama o hiçbir şekle de sahip değildir. Bunun gibi. Dolayısıyla hani varlık deyince böyle şey gibi algılamayın yani. Hani var gibi ama yok da gibi falan gibi bir şey değil. En güçlü varlık niteliğine sahiptir. Bakın öbürü öyle değildir. Mesela çok iyi bir arkadaşsınız. Arkadaşınız size bir yanlış yaptı, hayal kırıklığına uğrattı. O en iyi arkadaş ne oluyor? Çöküyor. Neden? Çünkü varlıktan nasibi yok. Çünkü kurgusal bir şey. Anlatabildim. Veya çok sevdiğiniz bir eş var, öldü. Sanki yok gibi geliyorsun, geliyor kendi kendinize. Neden? Çünkü o ilişki üzerine kurulmuş bir benlik o. Ben kocayım, ben eşimin karısıyım. Veya çocuğu ölüyor, her şey bitiyor. Şimdi bu mu gerçekten bir varlık? Yoksa hiçbir olaydan negatif etkilenmeyen, hiçbir olaydan dolayı çökmeyen, hiçbir olaydan dolayı depresyona girmeyen, hiçbir şeyi mutsuz edemediği varlık mı daha var denilmeyi hak eder? Değil mi? Hatta bir insan karşınızda yani size yalan bile söylese siz onu dinlersiniz. Çünkü varlıksınız siz.
Vay bana yalan söylüyor üç kağıtçı. Ben aptal, ben aptal mı zannediyorum? Varlığın öyle bir problemi yoktur. Karşınızda dünyanın en büyük yalancısı size yalan söyler. Siz sakince dinleyebilirsiniz, emin olun. Çok özgürleştirici bir şeydir. Anlatabildim mi? Çok özgürleştirici bir şeydir. Ama eğer bir egonuz varsa, sen benim gözüme baka baka yalan mı söylüyorsun, sen beni kim zannediyorsun, beni kandıramazsın gibi hikayelerin tuzağına düşersiniz. Halbuki varlık kandırılamaz ki. Varlık birinin üzerinden kendini inşa etmemiş ki. Biri seni aptal gördüğünde sen aptal olmuyorsun ki. Varlık aptal olmuyor. Aptal olmadığı için sen beni aptal yerine koyamazsın diye bir reaksiyon da vermiyor. Şimdi hangisi gerçek varlık, hangisi sahte varlık? Ben dünyada birçok bilgiyi öğrenmişim, 4-5 dil biliyorum, birçok ilmi okumuşum. Beni kimse dinlemiyor. Öyle bir mutsuz olurum ki o zaman. Bir de böyle Twitter'dan, oradan buradan işte kimse kıymetinizi bilmiyor ama eften püften tipler 100 bin lira arkasından topluyor diye bir de hikayeler üretirim. Hangisi varlık? Bu seni niye rahatsız ediyor acaba? Kimi rahatsız ediyor? Sen kimsin? Kim seni aldatıyor? Bunu kendimize sorup hatırlamalıyız. Kendimize hep bunu hatırlatmalıyız. Mutsuz musun? Acı çektiğini mi düşünüyorsun? Kendini çok kötü mü hissediyorsun? Bu ayeti hatırla. Ya eyyuhel insan me garrake bi rabbikel kerim. Yani önce bir kendini hatırla. Sen Allah'ın insan olarak tanımladığı, var ettiği birçok donanımı yüklediği bir varlıksın. Ve şimdi bak seni kim aldatıyor? Yani seni sen diye zannettiren ne? İşte ben mutsuzum. Ben hayatta hiçbir şey beceremiyorum. Ben şanssızım. Ben sevilmeyen biriyim. Ben değersiz biriyim. Ben güçsüz biriyim. Ben istediğini alamayan biriyim. Ben anlaşılmayan biriyim. Ben beceriksiz biriyim. Bunları diyene bak. Bunların farkında ol ve bunlara kapılma. Çünkü bunlar aldatıcılardır. Hepimizi aldatmaya çalışıyor. O yüzden her zaman, her olayda kendinize sormanız gereken şey şudur. Sen kimsin? Sen kim olarak bu olayı yaşıyorsun? Bakın o yüzden Kur'an-ı Kerim'de ayet ne diyor? Bütün insanlar etrafından dağılacak olurlarsa, çevrendeki insanlar topukları üzerine dönüp seni bırakacak olurlarsa mutsuz olma diyor. Acı çekme diyor. İnsanlar çok nankör. Ne yapacaksın işte kaderin mi diyor. Ne diyeceksin diyor. De ki Allah bana yeter. Neden? Çünkü senin varlığın ona bağlı. Bu Allah bana yeter Instagram'da paylaşacağınız bir söz değil arkadaşlar. Allah bana yeter kendinizi hatırlayacağınız bir söz. Neden Allah bana yeter? Çünkü benim varlığımı var eden o. Benim varlığımı devam ettiren o. Yani Allah bana yeter. O yüzden bakın dikkat edin ayet çok önemli. İnsanlar etrafından dağıldıklarında de ki Allah bana yeter. Bu ne demek? Sen kendini o insanlarla tanımlayan bir varlık değilsin. Sen o insanlarla tanımlanacak bir varlık değilsin. Bütün insanlar çekip gitse, seni terk etse, senden bir şey eksiltmiş olmazlar. Ama sanki senden bir şey eksiliyormuş gibi geliyor. İşte seni aldatan o hisse bak. Seni aldatan o sahte benlik algısına bak. Öyle geliyor sana. E zaten öyle gelmese nasıl aldanacaksın ki?
öyle geldiği için aldanıyorsun. Ayet neyi hatırlatıyor? Diyor ki dikkat et, senin varlığın Allah'a bağlı, onunla bağlantılı, onunla tam bir bağ ve ilişkiye sahip. O zaman sen neyi hatırlamalısın? Bunu hatırlamalısın. Peki bunu hatırladığın için defolun gidin, benim size ihtiyacım yok mu diyorsun? Hayır. Çünkü varlığın öyle bir derdi yok. Kim o tepkiyi verir? Kendini insanlar üzerinden tanımlayan bir benlik o tepkiyi verir. Veya işte o bana zamanında şöyle yapmıştı. Ben onu sildim. Varlık kimseyi silmez. Silme gereği duymaz. Öyle bir derdi yoktur. Evet. Peki iyiliklerin hani tamamen Allah'tan umudu hani söylüyoruz ya. Peki çaba da bu arada yine aynı şey gelir mi? Çabayı da aynı şekilde bir değerlendirmek. Evet, çabanı da Allah'a nispet et. Elde bir şey kalmıyor değil mi? Yok, bir şey kalması değil de hani o zaman da şey gibi oluyor. Ne gibi? Ulan da çaba yapma için kişiyi harekete geçirecek bir şey yok. Allah isterse o çabayı olur gibi. Bak, Allah sana o çaba bilincini veriyor. Sen o zaman çaba göstermeyeyim dediğinde o çabayı engellemiş oluyorsun. Akışa evet. Karşı gelip evet, yani bak Allah anne bir kediye ne biçim çaba veriyor, ama ben çabalıyorum diyen bir kedi var mı ortada? Yok. Ama Allah o kediye bir çaba hali veriyor, bilinci veriyor, duygusu veriyor, ne derseniz deyin. Ve o bunu yaşıyor. Fırsatı verip de fırsatı veriyor, şuuru veriyor. Herkes aynı. Herkese farklı tecellilerde ama herkese iyi ve güzel olanı veriyor. Evet. Seçiyoruz. Yani çaba var. Evet. Seçim iktidarı. Evet. İyilik var, seçim iktidarı. Evet. Ama o iyi bir şeyi seçtiğinde onu da kendine bağlama. Yani seçim yap ama seçimin doğruysa çok şükür de Allah seçtirdi. Yanlış bir seçim yaparsan nefsine yenilmişim de. Bak hiçbir şeyi... Onu gururlanmamak için diyorsunuz. Hiç gururlanmamak ne demek? Aldanmak mı? Ya onun için. Hani yoksa şey için hani, değil. Yani daha hayal derin ya. Daha derin bilinçte anlayacaksın ki o seçim de onun sayesinde. Ama sen şu anki bilincinle iyiyi ve doğruyu seçmeye çalış. Yani taşı o aklın deme ayı. Evet ama çok fazla metafizik böyle şeylere girmeyin. Hayatın pratik gerçekliğinde olun. Mesela biri size ya sen benim için ne yaptın ki dediğinizde durun ve bakın yani. İçeride bir şey tetikleniyor mu? Hani hayatın pratiği içinde çalışın. Ben şu anda sokağa çıktığımda, yürüdüğümde, yol aldığımda, otobüse bindiğimde içimde ne oluyor? Biraz oraları fark edin. Hayatı çok teorik. Yani bazı insanlar var işte, yok İbn Arabi okudum der, Vahdet-i Vücut der, oraya uçar, buraya uçar. Sonra şurada oturur. Ya işte selülitlerimi de ne yapacağım bilemiyorum ki, çok üzgünüm falan. İşte kırışıklıklarımı da nasıl halledeceğim diye kahve içerken böyle sohbet eder. Ya sen biraz önce Muhittin Arabi'den, Vahdet-i Vücut'tan falan bahsediyordun. Selülitler nereden çıktı? Veya işte o bana şunu dedi, beni çok kırdı falan. Bunlar nereden çıkıyor? Ha, çıkabilir. Çıktığında fark et. Onlara aldanma. Onların tuzağına düşme. Kastettiğimiz bu. Teşekkürler. Ya bu da mı şahit oldunuz? Bu da mı şahit oldunuz?